Şu anda Teyini standına geldik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbofanlı motorunu görüyorsunuz. Teyi TF6000. Bir dönem millete yalvarırken şu an kendini çekiyorsun. Kesinlikle öyle. Kendin yapıyorsun. Yani bildiğiniz gibi turbofanlı jet motoru. İçerideki bu pervaneler sayesinde içeri giren yakıt hava karışımını sıkıştırıyor ve arkadan jet olarak atmayı sağlıyor. TF6000 Türkiye'nin ilk jet motoru olması açısından çok önemli ve gerçekten takdire şayan. Evet, burada da TI-701, evet, gerçek bir jet motoru. O prototipti, daha rahat görebilmemiz için. Helikopter motoruymuş, Türkiye'nin ilk üretilmiş yerli helikopter motoru. T700, TI-701D'ymiş modelin ismi. Gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz helikopterlerde de rotor çevirmek için şey kullanıyorlar, jet motoru kullanıyorlar. Hem itiş hem de rotor çevirmek için kullanılıyor. Burada da TC300 motoru varmış. Biraz daha ufak çaplarda, onları da göstereyim. TI-TC900, TI-TC600. Küçük dronlarda bence bunlar kullanılıyor. Tabii. Drone ve ihtiyaca yönelik ne üretiyorlarsa onun için. Ona göre büyütüyorlar, küçültüyorlar motoru. Kesinlikle. Bir şeyler ayarlıyorlar yani. Ve gerçekten çok güzel bu jet motorları. Ben şunu Tesla'ya takıyorlardı bunlardan. Tesla'nın hızını ne kadar artacak diye. Tesla'nın Model S'e bundan takıp yarış yaptırıyorlardı. Oradan biliyorum yani şu küçük jet motorlarından aşinayım. Gerçekten çok güzel baktığınızda. Bu da pervaneli motor. Çeksinirli. Göstereyim size kısaca. Ve oradan çabucak bizim karşıda da hürjetimiz var. Gerçek bir hürjet. Kanat uzunluğu arkadaşlar 9.8 metreymiş. Uzunluğu 13 metre. Yüksekliği 4.2 metre. Kanat alanı da 24 metrekareymiş. İtik alanı da 17.000'miş. Performansı 2721 kilogram büyük kapasitesi varmış. Azem hızı 1.4 Mach'mış. G limitleri de +8G ile -3G arasında değişiyormuş. Harbi hazırlık geçiş eğitimi. Akrobatik gösterilerde kullanılabiliyormuş. Hafif taarruz yakın hava desteği varmış. Uçan operasyonel destekliği varmış. Eğitimlerde Red Aircraft görevi varmış. Hava devriyesi, silahlı ve silahsız. Evet arkadaşlar, ücretimiz burada. Yakından şöyle gösterdim. Çok güzel ya, gerçekten bir savaş uçağı. Arkada jet motoru var, görüyorsunuz. Bu milli bir uçak. Gerçekten görmek bile insanı çok fazla gururlandırmaya itiyor. Cuma günü fuar, herkes açık olacak. Cuma günü gelip yakından inceleyebilir. Hatta içine de gidip buradaki arkadaşlar gibi oturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben de oturup deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Şu anda Atak 2'nin yanındayız. Önünde makineli topu var. 10 ton ağırlık taşıyabiliyor. İki tane pilotu var arkadaşlar. Bir tanesi makineli tüfek ve diğer silahları kullanan subay. Diğeri de helikopteri uçuran öndeki arkadaşla pilotumuz. Pilot ve yardımcı pilot. Evet, yardımcı pilot aslında şey diye geçiyor. Makine subayı, işte silah subayı diye geçiyor. O silah sistemlerinden sorumlu, öbürkü de şeyden sorumlu, uçuştan sorumlu. Ön tarafta çeşitli donanımları var. Ön tarafta hem makineli topu var hem de bu kamerası var. Pilot nereye bakarsa makineli topu da oraya bakmasını sağlayan sistemler var onun içinde. Tabii ki Atak 2 hakkında çok fazla detaylı bilgi bilmiyoruz. Bununla ilgili çeşitli belli spesifikasyonları buraya yazmışlar. Atak 2 hakkında daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız arkadaşlar Ayhan Tarakçı'nın videolarını izleyeceksiniz. Ben bu konu hakkında uzman değilim ne yazık ki. Buraya fuara geldim ve sizin göremediğiniz şeyleri göstermeye çalışıyorum. Jet motorunun bakın hava girişlerini tel şeklinde yapmışlar. Yani önde bir açıklık yok. Jet motorun içine girecek çeşitli uygunsuz şeyleri engellemişler sanırım. Çünkü normal şartlarda buradan mermi de girebilir ve helikopteri düşürebilir. Onu düşünerek muhtemelen böyle bir tasarım yaptıklarını düşünüyorum. Arka tarafta kuyruk rotoru var. Bayağı büyük arkadaşlar, bayağı güzel. Şurada füze ve silah sistemleri var arkadaşlar yan tarafında kanadında. Arkadan da çok güzel görünüyor. Sometimes I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful.
MS500 VS turboprop motor. Burada bir tane jet motoru var arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada da gerçek bir jet motoru gene. Afterburner var. AE300 SKF turbofan. Ukrayna'nın standı burası ve Ukrayna'nın motorları.